8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyelim. Teşekkürler. Söyleyeceksiniz. Böyle de bir akşamda böyle güzel bir etkinliktesiniz. Yani 8 Mart'ı en anlamlı şekilde geçirdiğimiz gün herhalde bugün. Çok güzel bir projeye imza attı arkadaşlarımız. Aydan Taş proje sorumlusu gerçekten çok uzun süreli çalışmalarla emek vererek yaptı. O yüzden bu kadar insanın emeği olan bir projede olmak benim adıma çok mutlu. 70'ler döneminde yürüyeceğim. Betül Diker dönemi ilk kadın Türk polis. Aynı zamanda ilk kadın okçu. O yüzden sınırlarını aşan kadınların ya da çizilen sınırları aşan kadınların var olması, daha güçlü durabilmesi için çok güzel bir proje yapacağız. Umarım yerini bulur. İlk teklif geldiğinde ne hissettiniz hani böyle bir sorumluluk projesinde? Aslında çok uzun, 2-3 sene önce teklif gelmişti ama pandemiden dolayı maalesef ertelendi. Çok heyecanlandım çünkü sahnede yürümek çok başka bir şey. Ama güzel bir şekilde altından kalkacağız diye düşünüyorum. Sizden de. O hızlandırma programı geldi. Zaten güçlü olan genç kızlarımızı daha da güçlendirmek için birazcık olsun cesaret vermek istiyoruz biz. O nedenle bu amaçla bir araya geldik. Bu kadar güzel kalpli insanın bir araya gelmesi çok mutlu ediyor beni de. İçinde bulunduğum için çok mutluyum. Ben de. Gerçekten öyle. Gecenin mimarı mı dedim sizin için? Estağfurullah. Evet. Ben sadece bir fikirle yola çıktım ve bu kadar güzel kadın benimle bu yolculukta yürüdü. Bu hepimizin projesi ve hepimizin inşa ettiği bir şey. O yüzden de ama uykusuz kalanı oldu. O yüzden onun projesi diyebiliriz. Yani bu kadar güzel insan olmasa ben tek başıma bunu başaramazdım. Üçün hepsi neler söyleyecektin? Aydan Hanım'ın heyecanına başından beri şahidim. Pandemi her şekliyle birçok şeyi engelledi. Bu da bizi çok üzdü. Ama şu anda gerçekten adım adım ilerleyip bu noktaya gelmiş olmak beni çok mutlu ediyor. 90'lar kadınını canlandırıyorum. O da bizim Refet Angın'ımız. Çok önemli bir cumhuriyet öğretmenimiz. Gurur duyuyorum arkadaşımla, tüm arkadaşlarımla. Burada olduğum için çok mutluyum. Her gün bir hani, paylaşım yaparak falan mesaj veriyorsunuz da bugün bir mesaj verseniz ne vermek istersiniz mesaj olarak? Aslında hep söylediğimiz bir şey olacak. Çizilen sınırlar, çizilen hayat hiçbir şey aşılamayacak değildir. O yüzden her kadın içindeki ışığı fark edip onu dışarıya çıkarsın ve başka arkadaşlarına da, kadın arkadaşlarına da bunu yansıtsın. Hep birlikte güçlü bir Türkiye ve güçlü bir kadın dayanışması ortaya koyalım. Evet. Aha, evet. Aynen. Ne güzel söyledi. Katılıyoruz. Aynen. En güzelini söyledi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok pardon. Hoşçakalın.